Selam millet de oyunlarla tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Scam oyunumuzun bir bölümüyle sizlerle hep birlikteyiz. Evet canım. Bir parçalıyor, bir parçalıyor, aman aman. Daha da parçala. Şu yandakini abi bir tane atarsan tamamdır. Hatta şu parçalandı mı hepsini de atabilirsin orada görünürse. Odun üzerinde kaldı. Evet. Şuna da bunun çivi için lazım. Evet, çivi lazım. Bakalım bizim sandığın durumuna. En azından artık buradan yan pati çekip benim gibi kabiliyetli bir insan düşemiyor. Aldım abi çiviyi de. Evet, tabii şimdi şuraya kapıyı da koymak lazım. Kapı için de çivi lazım. Tamam, zaten çok çivi aldım bu sefer üzerine. Neredeydi bizim kapılar? Bolt lazımsa bolt kullanalım. Wooden door sen bir kapıyı koy single. Bakalım. Aynen, ben kapıyı bir bırakayım. Şöyle yerine. Bıraktım bolt değil mi? Bolt lazımmış. Evet abi. Şunu ben yere bırakayım. Çividen daha mı değersiz bolt? Evet. Daha çok buluyoruz. Tamam. Ben bu kullandım. Çivileri bir bırakıyorum o zaman. Çünkü şu da var. Çivi sanduka. Buna ne kadar ihtiyacımız var tartışılır ama. Bir tek odun lazım. O da Bence aşağıya bir getirmiştim. improvised fire iyidir ya. Şurada şöyle bir tane bırakayım. Çok yerde çubuk olması lazım. Çok yokmuş ama çok olacak şimdi ben kırarsam eğer. Sen şey demiştin değil mi bunun için? Bir tane Tinder lazım demiştin. Tinder evet. Neyin yok? Aa, baltayla yaparım diyor Tinder'ı. Yo. Stone Knife'la yaparım diyor. Yo, yapabilir. Kitchen board mu? Yok artık. Ha, plank'ten yapılıyormuş. Ben yanlış anlamışım olayı. Evet. Burayı kapamıyoruz değil mi? Buradan. Yok abi, oradan şu kapıyı görüyorsun. Şimdi benim build ettiğim yer görünüyor değil mi, mavi? Ya da yeşil, artık ne renkse. Evet. Evet, bak evet, buradan orayı gidiyoruz. Aynen orayı görebiliyorsun. Oraya doğru fıtı fıtı sıkıyorsun işte buradan. Adamlara eğer şey yapmaya çalışıyorsan, C4 M4 koymaya çalışıyorsa kapıyı. Şuraya fireplace yapabiliriz bir tane. Ben şu dışarıdan bir grup daha kereste getireyim. Ha, hatta keresteler buraya odun düşmüş. Odun getir abi direkt. Burada yok yok, odun getir. Tamam, şu keresteyi odun alıp olarak bırakayım getir. Da. Sen şey yap diye bunu, Tinder yap diye al abi. Sen Tamam. Şundan bir Tinder yapıştırırken. Kütük bir tane mi taşıyabiliyorum? Evet. Oo, biz orada takılırken bayağı aydınlanmış hava. Hiçbir zaman yani odundan kaç kereste çıkıyor? 4. Bak bu tartışılır. Odunu kırarsan 4 keresteye, 3 keresteyi tekrar birleştirip taşıyorsun ya. Koşuyor. Odunla yürüyor. Bir kereste için koşarak. Hadi Excel'e bunu yazalım. Hesabını yapalım. Doğru bir mantık söylüyorsun. Şaka bir yana, normal işimi yaparken buna benzer şeyler yapmak zorunda kalıyorum ya bazen, o yüzden böyle bir geyik yaptım. Bakıyorsun abi çünkü şey, burada hani 3 odun taşıyacağız ya icabında. Şimdi orada 1 sene boyunca aynı şeyi yapacaksın. Bunu bir hesap edelim diyoruz, hani hangisi daha karlı, bakmak lazım buna. Şimdi buradan bir tane Tinder. Tinder yapmadın değil mi? Yaptım. Orada var. Aa, bir saniye. Dur. İptal. Inventory Tinder varmış. Doğru söylüyorsun. O zaman bu da zaten ben de onu yaparım dedi.
Benim diğer yapacağım şey crafting'ten şuradaki çubuk çubuk üstüne isimli şeydi. Çubuk çubuk üstüne niye yapmıyor? Long wooden stick istiyorum diyor onun için. Fire drill ilk yapmamız gereken şey değil mi? Haliyle onu kullanabileceğiz. Ateşi yakmak için. Şuraya şöyle bir şey yapayım mı? Düzgün dolap koyabilmek için Ömer. Nereye? Neden olmasın? Ben ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Yok yok yapma. Biraz çünkü... daha geriye yapamıyor musun? Yok. Abi şöyle bir sorun var. Onu yaparsak yani tek bir sorun geldi şu anda aklıma. Buradan adamlarla savaşacağız ya. Aha. İyice yukarıdan bakacağız. Açıyı daha da darlaştıracağız. Bilmiyorum hani daha mı iyi olur daha mı kötü olur ona bir karar verin. Bunun cevabını verdiğinizde aslında önüne gelebiliyoruz ki. Ama çok çok ucuna gelirsen kendini göstermeye başlarsın. Yani şöyle daha yukarıdan bakacaksın ya. Foundation'dan doğru seni görecek. Ayağının altından doğru. Bu sefer. Peki. Buraya zaten foundation koyuyorlar bu arada şey olsun ama diye. Ama bizim nereye? Bu benim bulunduğum yer var ya. Benim buraya bulunduğum yere çünkü şöyle var. Ha bak benim bulunduğum yere bir tane foundation koyarsan tam kapının dibinden tam kapının dibine kadar sokup bir tane yerleştirmeyi dene. Sonra onu kaldırıyorsun. Biraz da şöyle bak benim bulunduğum yer var ya benim yanıma kadar getir foundation'ın başlangıcını. Yani sağ tarafını. Sağ tarafını yolu kapatma öyle. Ha onun gibi. Oralarda bir tane koymayı başarırsan şimdi şundan dolayı koyamayacaksın. Şunu destroy edelim. Ateş var ya oraya benim koyduğum. Ben onu bir destroy edeyim. Bir saniye abi. Aslında koyabildim şu an. Escape dedim. Bir dene. Söyleyeceğim şey şu çünkü. Onu koyduktan sonra abi onun ucuna bir tane daha ekliyorsun. Bu mudur? Yapıştır. Aynen öyle. Kapıyı açmamıza engel olur mu? Olur. Bunu kaldıracağız zaten. Kapıyı açmana engel olabiliyor ve düşman şu kenarlardan geldiği zaman foundation'ı görüyor ya. Foundation'a hasar vereceklerdir diyor. Hani üstünde ne var ne yok yıkılsın diye. O yüzden bunu siliyorsun. Onun ucuna üstünde koydun. Bu arada hiç koyacağımız şeylerin yıkılmıyor foundation'da. Okey. Ondan sonra şey yapıyorsun diyor. İkinci yani var ucuna şuraya yamuk koymuşsun bayağı. Bakalım. Tabii ben de şunun ucuna mı yapıştırıyorsun? Şuraya tabii, doğru. Tabii şuraya. Burada yok, ikinci foundation'ı koyuyorsun. Kapıya paralel yapalım. Bayağı bu duvarın içine giriyor bu arada bir kısmı. Bir kısmına izin veriyor. Tamam. Şöyle bir yere yapalım. Kadar izin veriyor yani. Kapıya paralel gitmeye çalışayım. Böyle doğru oldu galiba. Doğru muyum? Sadece şuraya doğru gelmen lazım biraz değil mi? Burada çok yer bırakmana gerek yok. Şu kadar bir geçecek yer. Tamam. Çok okay gelmiş midir? Olabilirsin. Tamam. Biraz daha öbür tarafa git. Açı itibariyle duvara yaklaşacak çünkü biraz daha. Tamam. Tamamdır. Çok güzel. Ne istiyor bu? Oynayayım. Kütük istiyor. Peki. Böyle ece yüksekliğine ne diyordu peki? Koyduğum yükseklik okey mi? Okey okey. Kayalardan kurtaracak. Şunu bir deneyelim ya. Aynen ya. Denemeden bilemeyeceğiz yani. Zaten her halükarda kütük getirmeliymişiz onun için. Bu arada kapıyı açmamıza da engel olacağını zannetmiyorum. Kalabilir dediğin gibi eğer üzerindekilerin yıkılmasına sebep olmuyorsa. Yok olmuyor. Yani koyacağımız şeylerin yıkılmasına sebep olmuyor. Dolaplar yıkılmıyor öyle. Görsel olarak havada mı kalıyorlar? Aşağı iniyorlar. Düşüyorum. Ya da havada gayet. Da kalabiliyorlar. Ama yıkılmıyorlar. Gayet mantıklıymış. Ne diyor bu? Küçük çıbık mı istiyor bu? Yok. Hiçbir çıbıkla alakası yok. Dümdüz bas. Aynen. Plank istiyor. Plank istiyor. Bu arada Mac fabrikasında. Damage yemişim. Abi öleceğim birazdan ya. Ayakkabılar yüzünden mi? Evet abi. Çok şey olmadı mı? Üzücü olmadı mı? Üzücü oldu. Kurtları kenara kıstırıp bıçakladın evet. Gözümün önünde falan. Böyle bir warrior, böyle bir ninja ayakkabısızlıktan öldü. Biraz öyle oldu. Şey yaptırıyor mu? O önemli. Aslında buraya şöyle bir şey yapalım. Orayı nasıl kullanmayacağız?
Bana normal yorgunluk etmedi, zıplaya zıplaya geliyor. Bir kütük eksiği kaldı sadece bunun. Ben geçiririm ama bir de plank eksiği tabii var. Tabii plankler eksiği var. Ben orada dediğim metodu deneyeceğim. Şurada bir şöyle bir yere yatayım. Mağaranın soğuk zeminine bir yatayım da şöyle. Motoru bir bozalım. Tamamdır herhalde. Evet. Kalktım. Ben bunu buraya bırakayım, öbürünü alayım. Sen bunu buradan al dedi. Tamam, kütük. Aynen öyle. Aha. At, yapıştır kütüğü. İstiyorsan onu parçala, plank yap tam orada. Mantıklı. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun içine bizim kuyu yapmamız lazım ve bir an önce yapmamız lazım ki dolsun. Kuyuyu her yere yapabiliyor musun? Evet. Yani izin verdi burada yapmamıza. Bottom feeder oldum. Güzel. Alt besleyici. Tamam, ne kaldı? Bir tane bir plank. Bir plank bir yerlerden çıkabilir zorlasak sanki ama neyse, çok da hani yok. Gereği de yok zaten. Kesin. Şurada bir şey var. Şurada çok şey var. Acayip çok şey var. Hatta bunları almak saçma. Ben bunları bırakayım. Crafting'den ben diyeyim ki small stick bundle diyeyim. Hatta bir daha mı small stick bundle diyeyim? Evet. Bundle oldu mu naza bindi. Büyük oldu. Tamamdır değil mi? Şimdi müthiş denemeyi yap. Yapmadı. Olmuyor mu? Neyden dolayı olmadı mesela? Şöyle bir getirsene bakayım. Enteresan. Üstüne çıkan bir kaya da yok. Orayla bir bağımız yok. Grafiği kapının dışına çıkıyor mu bunun? Milimle grafiği de kapının dışına çıkıyor. Tamam abi. Çok yani yapmadıysa yapmadı. Çok da üzülmeye gerek yok. Ama burada bize kötü bir alan sağlamıyor sonuçta. Evet. Yo, bunu kırıp ötekini koysak falan diye aynı alanı sağlayacaktı zaten. Buradaki bozuk kısma koyarız bir şeyler. Mesela acaba ateşi ben bozuk kısma koyayım şuraya. Kapıyı bir tık öne alsaydık. Kapıyı daha öne alamıyoruz. Alamıyor muyuz? Yok, o zaten sınırda biraz da geri çekebiliyorsun, geri alamıyoruz falan filan. Öyle bir sıkıntılar var. Bu ateşi şöyle... Ha, öyle koyma, öyle koyma. Orada pişiremeyiz et. Ha, pişirme için sonradan düşündüm. O zaman düz koyuyorum şöyle ortaya. Olur. Yanına şu odun yığınlarını bırakalım. Bir şekilde artık bununla devamı zaten yapılır. Bize hala hunharca odun lazım değil mi? Evet. Şimdi şu alttaki kapıyı da aslında yapabiliriz. Bir odunu getirip burada keseyim. Kereste olaraktan. Alttaki kapının abi gereken şeyi neyse sen daha iyi bilirsin onu. Şimdi demin hesaplamıştın ya, çivi, vida hangisiyle yapılıyorsa. Böyle bir şeyini koysana. Tamam. Odunu kalsın, ben de gidip odunu bırakayım oraya. 2 çivi, 4 plank, 1 şey. Building olarak bizim burası bizimken kapımızı yapsak, kapı da koysak. Açarlar. Kilit koymazsak açarlar. Kilit atabilirler mi gelip? Hayır. Atamıyor ya. Atamıyor mu? Niye atamasın? Evde building izni mi lazım kilit atmak için? 10 bayrak bizde.
Doğru. Doğru. Yavrum, plankine kaybettin galiba. Plank'i grafik olarak yana kaybetti, korkunç. Peki, şimdi evet, yaptığı şey şuydu abi adamın, bak. Ben de bir simüle edeyim onu. Yok, geçemez. Hop, aynen öyle kaldı. Güzel. Bir de bunu kapıyı koyduğumu deneyeceğiz ama buradan da geçemez büyük ihtimalle. Ben bolt da şey alayım. Tamam, ben bir tane daha kütük getiriyorum. Ömer sen ne yapıyorsun? Ölemedin mi hala? Ölemedim. Sen Die Hard filmi gibi oldun ya gerçekten. Acılar içindesin. Geriye bize ne getirecek? Geriye bize ne getireceksin? Yani ama kafamız nasıl güzel hikayesine döndü. Biz de dedik ki bu adam gitti. Acaba ne getirecek bize? Ölüyor mu ölüyor böyle şey yapıyor. Geri geliyor musun? Hiçbir şey yok. Ne oldu? Abi yemekleri yedim. Bandajları ayağıma bastım. Ölmemek için. 6 wood. 11 şey. Peki. onu yapmayalım bu arada. Son bir tane bırakayım. Haha, yani istiyorsanız yapalım. Yapalım. Şu tahtayı koyalım hani. Önüne. Yani zıplama tahtasını. Tabii. Koyalım. Normal böyle. Mekanizmanın nasıl çalıştığını hem görmüş olalım falan diye. Olur. Kapı da tamam. Kapımız okey. İçeride az da olsa bir lootumuz var. Böyle rahat giremesinler istedim. E tabi yani elini kolunu sallayarak girmeseler ne hoş olur. Sen buna wood getirebilir misin abi? Peki bir saniye, şimdi bunun önüne koyacağımız şeye bir bakalım da. O can sıkıcı bir şey olmasın. Yani ben hani bilmediğimden kendi... Ben içeride kalacağım, o çivi istiyor bir tane galiba. Bir çivi istiyor, bir toolbox istiyor. Yani toolbox'la bir dokunuş istiyor. 5 tane plank istiyormuş. Hepsi bende... Çivi var, hepsi bende. Ben plank... Tabi plank'i getireceğim tabi. Oo bir saniye, burası olmadı. Bu kapıyı sen çapraz koydun ya. Bu kapı GG. Neden? Kapı açıldığı zaman dışarı çıkamıyorsun. Close deyip kendimi buglasam öyle çıkıyorum. Tamam. İdare etti. Bu bug eğer hiçbir zaman oyunda seni crash olup grafiklerin içine sokmuyor, öldürmüyor falansa olur. Yok, öldürmüyor. Şimdi kapıyı açtığında içeri doğru açıyor ya kapıyı. Aha. Sıkıntı yok. Giriyor. İçeriden dışarı çıkarken dışarı doğru açıyor. Sıkışıyor kapı. Herhangi bir yere gidemiyorsun. Bu aslında bir avantajı... Aslında yönümü ters yapsak ya da belki... giremeseler kapıyı açıp. Ha, ya da belki bu evet bir avantaja çevrilebilir. Onu söyleyecektim. Ama bu sefer yani glitch dedin. Aa yok ya. Kapıyı açan aynı bizim mantıkla girer abi. Vereyim mi buna plankleri? Veriyorum değil mi? Ver abi. Sen bu bak buna plankleri verdikten sonra gereken şeyleri aldın değil mi? Patlamayalım. Aldım. Wooden platform yapacağız bir tane. Wood'un platformu hatta koyabiliyorsam şu anda bir koy... Ha yok, orası bitmeden dayayacağın bir yer yok diyor. Yapmıyor bu. Aa bir saniye, biz şu anda aslında yapmayacağız Wood'un platformu. Bu duvar böyle olmayacak. Biliyorsun. Abi bu duvar şey ya, bunker duvar. Şey olacak. Arkasından ekleriz. Ekleyemiyoruz. Ekleyemeyiz çünkü sınırda duruyor zaten. Bak buradan itibaren duvar alçalmaya başlıyor. Daha fazla şey koyamıyoruz. Hocam önüne ekleye ekleye gidelim o zaman. Evet, şöyle olacak. Biz arkasından bu duvarı bitirebiliriz sonradan. Deneyeceğim, bir şey deneyeceğim. Biz bu duvarı bitirelim. Abi şöyle yapabiliriz bak. Şöyle yapabiliriz aslında. Kırarız en kötü. Yok, şey yani kırmaya bile gerek yok. Bak şimdi önüne bunu normalde ekleyeceğim ama bu duvarı bitirmeden bunları yapmak ne derece sağlıklı olacak? Yaptırmaz. Tabii şey, daha kötüsü. Yaptırıyor yani, hani içine koyduruyor nasılsa duvar bitmemiş diye. Ama yapışık olmuyoruz, bir şey olmuyor. Tabii. Bak şimdi... şöyle yapalım. Şunu bitireyim. Görelim. Bu bizi yanına koyacağımız şeyi görelim. Aynen aynen. Onun genişliği zaten bu küçük bir santim olacaktı ya. Onun genişliği fark etmeyecek. Şimdi abi bir saniye şöyle yapmamız lazım. Bir saniye çık abi oradan. Şöyle gelip ben niye koyamıyorum onu şu anda. Ha bir saniye. O... Uzunluk olmadan önce, o mesafe olmadan önce çok geride kalıyor şey, bu yapacağımız şey. Bakalım belki bir aralarda bir yerde yakalıyordur diyeceğim.
Yakalamıyor. O zaman bundan mı koyacağız? Ya da şöyle yapacağız. Ulaşacağımız... Ben oraya her türlü çıkarırım bizi. Haha, ulaşacağımız yer için orası biraz yüksek bir yer olmalı. Ama şey, üstüne bir şey daha koyacağım. İşte bak, bahsettiğim şeyi gördün. Aha. Sıkıntı olmuyor neyse ki. Yok. Şunu ben bir bundle yapayım. Sen kütük küçük alıp geliyorum ben de, ne olur ne olmaz. Keseyim, ne olur ne olmaz. Burada benim olduğum yerde kütük vardı, birini aldım. Tamam. O duvarı zaten bir kereden daha fazla upgrade etmeyeceğiz. Orası öyle kalacak. Çünkü arkadan ulaşabiliyoruz ya. Üst duvar mı? Arka duvarı. Şu anda yaptığımız duvarı. Yani onu önce upgrade etmeden ya, yandaki çizgiler var ya. Çizgileri koyup, öndeki duvarı koyup, bunker wall'u tamamlayıp zaten bir sorun var mı yok mu görebileceğiz. Hangisine lazım plank? Sandalyeye mi? Evet. Yok. Çıktın mı kenarına? Yok. Sandalyenin kenarındasın da. Aha. Bir ufak bir başarım sağladın ama çıkman gereken yer bir üstteki yer. Olmuyor yani. Oraya çıkartmıyor seni grafik olarak. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Obje üstüne obje koymuyor büyük ihtimalle. Onu yukarıya kapının ağzına koyabilirsen olabilir. Bence çok ağır fail ettik biz. Hiç kasmayalım. Çıktım abi. Çıktın mı? Hmm. Nasıl çıktın? Normal zıplama animasyonlarıyla mı? Evet, normal zıplamayla. Dur, kafama basma lütfen. Bu saygısızlıktır yani. Ama sen çıkamıyormuşsun zaten, baksana. Ben direkt çıktım. Yok, çıkılabiliyormuş abi. Şaka yapıyorum ya. Direkt şey yapıyorum. Kakalıyorum seni. Sen çıkamıyormuşsun kardeşim orada, ben stres yapıyorum çıkamıyorum falan. Ben nerede çıkamıyorum? Ben kurt kafası... Çözdük abi. Kurt kafası olabilir mi? Atayım mı kurt kafasını? Belki odur bir şey. Evet evet, orada abi o kadar kolay değil. Hani normal orijinalinde olacağı kadar kolay değil. Yükselti biraz az ya. Milim az büyük ihtimalle ama dediğin gibi çıkılabiliyor. O zaman... Sıkıntı yok. Şu şeyin için alıp bir çiviyle öyle geleyim mi? Belki... Aa dur, kapıyı çekeyim. Kapının seviyesine çıkarayım. Şuraya bir şey deneyeceğim. Evet, böylece nihai amaç aslında ortaya çıktı. Büyük plan ortaya çıktı. Arka tarafından kapalı burası. Bunker door şeklinde yaptığımız zaman daha da kapalı olacak. Ki bunker door stiline aslında devam edebiliriz, biliyor musun? Bunker door stiline devam edebiliriz. Çünkü o zaman zaten diğer yükselti var ya, diğer yükseltiyi koyabileceğiz oraya. Artık güvende hissediyor musun kendini kardeşim? Evet. Biraz daha safe diyorsun yani. Çok perfect olmasa yok, bile. Gayet güzel. Şey, buraya bir tane şey koyabildik mi? Birkaç tane eşya koymamız gerekecek. Bir tanesi workstation. Hı. Bir tanesi de kuyu. Hadi kuyuyu aşağı koyduk bu araya diyelim. Kuyuyu buraya koyarız. Bak bu duvarın arkasını kullanamayacağız ya. Aşağı burası duvarı. Burası ölü, tabii ölü zon burası. Yani arkasını kullanamayacağımız için bu yıkıldığında zaten base dağıldı demek. Evet. Buraya sabit olan birkaç şey sıkışmayacak, yürüyebilecek vaziyette koyabiliriz. O zaman ben bu üstteki foundation'ı yapayım mı? Altındaki şeyi gömmüyor değil mi o sandığı? Onu oradan çıkaracağız zaten. Tabii sandık gömebiliyor musun? Hayır. Sandığın üstünü örtüyor anlamında söyledim. Şöyle alacağım sandığı. Buralara bir yere alacağım. Bunun üstüne koyacağız sonra da zaten. Aynen. Hadi bastım. Peki doğru mu gelmiş açım? Olabileceği en doğru şekilde gelmişiz. Kapı tuzaklı base kuralım. Kapıyı kapattın mı seni itiyormuş çünkü, onu fark ettim. Milleti kapıyla itip aşağı atarız. Güzel.
Sağlam bir şekilde malzemeyi topladıktan sonra bir seferde şu sandalye metodunu sökmemiz gerekecek tabii. Evet. Sandalye metodunu söküp ondan sonra geri kalan Bir şey kısımları denemek istiyorum. yapacağız. O yüzden şuraya ben aynı o adamın yaptığı gibi bir tane sandık atacağım abi. Bu kapıya ne zaman kilit atabileceğiz gerçi o biraz önemli. Kapıya Bunun hiç için... kilit atmayacağız. Sandalye mantığına geçiyoruz çünkü. Kapı yok artık. Tamam yani onu deneyeceğiz tabii haliyle ama şu an için hani kapı kilitsizken bile şuraya bir tane şey atayım diyorum. Tamam bir tane. Dandik sandık mandık bir dolap bir Ha, şey atayım olur. da. Ha şeyleri kütükleri mütükleri içine doldururuz en azından. Yani buraya gelen zaten o kadar kütüğü istese de çalamaz. Aynen. Götürecek yeri yok. Bunun için. Şimdi bu çalışıyor. Bu şimdilik bizi idare ediyor. Mantıklı bir tane dolap hangisi olur abi bunun için? Ucuz olabilecek olan. Wardrobe hiç ucuz değilmiş. Improvised wardrobe pahalı bir şeymiş. Wooden chest. Mantıklı mı Olur. abi wooden chest? Mantıklı, mantıklı. Tamam şuraya tam senin Sadece seveceğin oradaki şekilde eşyaları koydum bak. taşıyacağız zaten. İğrenç bir şekilde yamuk kafası bize bakıyor. O Ben zaten iğrenç seni bir... engellemiyor. Evet ben iğrenç bir chest'im diye duruyor orada. Şimdi buna bir ip lazımmış. Ben hemen şu sırtındaki şeyden onun bir ip meselesini halledeyim. Ondan sonra zaten bu gecelik ben kaçar diyeyim. Şöyle bir ipimizi yapalım ama. Vallahi elinize sağlık. Güzel bir başlangıç yaptık bence. Bence de. Elbet bu server kalabalıklaşacak. Bu mağaranın içinden aynı boz kurtlar hikayesindeki gibi dağı eritip kafamda da kurt maskesiyle çalı yokmuş biraz burada böyle bir sıkıntı varmış onu fark ettim. Ha şurada. Bu su artık tuzlu değil mi? Evet. İçemiyoruz onu. Oo, bayağı Çıkartma uzatmışım bir ya. şey olsun. Tatlı sudan. Evet kardeşlerim, umarım her zaman olduğu gibi videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.